94. Bölüm Kadının Kocası Üzerindeki Hakları. Hanımların kocaları üzerindeki hakları pek çoktur. Bunlardan bazıları hanımlarına karşı iyi ahlakla muamele etmeleri, yaratılıştan gelen bazı eksiklikleri sebebiyle kendilerine merhamet ederek onlardan gelen ezalara katlanmalarıdır. Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Ey iman edenler! Kadınlara zorla varis olmanız size helal değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız biliniz ki Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz. Allahu Teala Celle Celaluhu kadınların haklarının yüceliğini belirtmek için şöyle buyurur. Vaktiyle siz birbirinizle haşır neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız? Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Bu ayeti kerimede geçen yakın arkadaş ile kastedilen kişinin hanımıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en son tavsiye ettiği şeyler arasında şu üç şey vardı. Bunları söyleye söyleye dili peltekleşti ve nihayetinde sustu. Şöyle buyurdu. Namaz, namaz. Bir de ellerinizin altındakilere dikkat edin. Onlara güçlerinin üzerinde yük yüklemeyin. Kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Allah'tan korkun. Onlar sizin yanınızda yardımcılarınızdır. Onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Namuslarını Allah'ın emri uyarınca helal edindiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim hanımın kötü ahlakına karşı sabrederse, Allahu Teala Celle Celaluhu karşılaştığı belalara sabreden Eyüp aleyhisselama verdiği ecir kadar ecir verir. Hangi kadın da kocasının kötü ahlakına sabrederse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da ona Firavun'un hanımı Asiye'ye verdiği ecir kadar sevap verir. Şunu bilmeli ki, kadınlara karşı sadece ezadan uzak durmak güzel ahlakın göstergesi değildir. Asıl güzel ahlak, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına uyarak onlardan gelen ezalara tahammül göstermek, taşkınlık yaptıklarında ve öfkelendiklerinde onlara karşı sabırlı ve yumuşak davranmaktır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları kendisine sözle karşılık verir, bazen birisi akşama kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile küs kalırdı. Bir defasında Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ın hanımı kendisine sözle karşılık vermişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh dedi ki, "Sen bana cevap mı veriyorsun ey değersiz?" Hanımı şöyle cevap verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden hayırlı biri olduğu halde hanımları Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap veriyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle dedi. Eğer Hafsa Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap veriyorsa aldanmış, hüsrana uğramıştır. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh Hazreti Hafsa radıyallahu anh'ın yanına geldi ve dedi ki, ey kızım! Sen Ebu Bekir'in kızı Ayşe'ye bakarak aldanma. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona karşı muhabbeti vardır. Sakın sen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cevap verme. Yine rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından biri Efendimiz'i göğsünden itmiş. Hanımın annesi kızını azarlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar ki, bırak onu. Onlar daha fazlasını da yapıyorlar. Hazreti Ayşe ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir tartışma geçer. Aralarında Ebu Bekir radıyallahu anh'ı hakem yaparlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe radıyallahu anh'a der ki, sen mi önce konuşuyorsun yoksa ben mi konuşayım?
Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle der. Hayır sen konuş. Fakat haktan başka bir şey söyleme. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ona bir şamar attı, ağzı kanadı. Sonra kızına dedi ki, ey nefsinin düşmanı, o haktan başka bir şey söyler mi ki? Bunun üzerine Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasına geçerek ona sığındı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebubekir radıyallahu anha dedi ki, seni bunun için çağırmamıştık. Senden bunu yapmanı istememiştik. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha bir öfkeli anında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamber olduğunu söyleyen sen değil misin demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise yüce ahlakı ve sabrı ile bu durumu tebessüm ederek geçiştirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya der ki, ben senin bana kızgın olduğun ve benden memnun olduğun hali bilirim. Hazreti Ayşe der ki, bunu nasıl biliyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benden hoşnut olduğun zaman, hayır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Rabbine yemin olsun ki dersin. Öfkeli olduğun zamanlarda, hayır İbrahim aleyhisselam Rabbine yemin olsun ki dersin. Hazreti Ayşe radıyallahu anha der ki, doğru söyledin. Sana kızgın olduğumda ismini söylemeyi terk ederim. Denilir ki İslam tarihinde iki kişi arasında yaşanmış ilk muhabbet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ayşe radıyallahu anha arasında gerçekleşmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe radıyallahu anha'ya şöyle derdi. Sen benim gözümde Ebu Zer'in hanımı Ümmü Zer gibidir. Ebu Zer karısını boşamıştır. Ancak ben seni boşamayacağım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına şöyle derdi. Ayşe hakkında beni üzmeyin. Allah'a yemin ederim ki onun dışında diğer hanımlarımın yatağında bana vahiy inmiş değildir. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara ve çocuklara karşı insanların en merhametlisiydi. Erkeğin hanımına karşı görevlerinden biri de hanımıyla oynaşma, mizah yapma ve eğlenme gibi faaliyetlerden doğacak fazladan sıkıntılara katlanmaktır. Zira kadınlar bu tür davranışlardan hoşlanırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hanımlarıyla şakalaşır, onlarla eğlenip ve oyalanırken hep onların seviyesine inerdi. Nitekim rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Ayşe radıyallahu anha arasında koşu yarışı düzenlenmişti. Hazreti Ayşe radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi geçti. Diğer bir yarışta da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu geçti ve bu önceki yarışın rövanşıdır buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara karşı insanların en çok neşe vereni ve eğlendireniydi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle rivayet eder. Ben Aşure günü Habeşli ve diğerlerinden oluşan bazı kimselerin mescitte oynarken çıkardıkları sesleri duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana buyurdu ki, onların oyunlarını seyretmek ister misin? Bu soruya ben de evet isterim diye karşılık verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara haber gönderdi. Bunun üzerine yakınımıza geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı, kapıya geldi ve avucunun içini kapıya dayayıp kolunu uzattı. Ben de çenemi kolunun üzerine koydum. Onlar oynamaya başladı ve ben de seyre koyuldum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana artık yeter mi diye soruyor, ben de sus konuşma diyordum. Bunu 2-3 defa tekrarladı. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ey Ayşe artık yeter mi? Ben de peki dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oynayanlara işaret etti, onlar da ayrılıp gittiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müminler içinde imanı en kamil olanı, ahlakı en iyi olan ve ailesine karşı en güzel davrananıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Sizin en hayırlınız, hanımlarına karşı en iyi davrananızdır. Hanımlarına karşı en iyi davrananız benim. Hazreti Ömer radıyallahu anh,
onca sertliğine rağmen şöyle der. Erkeğe yaraşan davranış, ailesinin yanında çocuk gibi olmaktır. Erkeklik yapması istendiği zaman ve gerekli yerlerde erkekliğini ortaya koysun. Lokman aleyhisselam şöyle der. Erkek ailesinin içinde çocuk gibi olmalı. İnsanların arasına karıştığında erkek gibi davranmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allahu Teala Celle Celaluhu huysuz ve kibirli kişilerden nefret eder hadisinin açıklamasında şöyle denilir. Bu hadisi şerifte kastedilen kişiler ailesine karşı sert olan ve aynı zamanda kibirli olan kişilerdir. Bu aynı zamanda kaba ve kötülükle damgalı mealindeki ayeti kerimede kastedilen manadan da biridir. Çünkü kaba kişi dili kötü olan ve ailesine karşı da kalbi katı olan kişidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dul bir kadın ile evlenen Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'a şöyle demişti. Bir bakire ile evlenseydin sen onunla oynaşırdın, o da seninle oynaşırdı. Bir bedevi kadın vefat eden kocasını şu sözlerle metheder. Vallahi o eve girdiği zaman güler yüzlü, dışarı çıktığında az konuşan, bulduğunu yiyen ve kaybolanın hesabını sormayan biriydi. Gözetilmesi gereken bu hususta hanımıyla oynaşırken ve ona güzel davranırken ölçüyü kaçırmaması, kadının ahlakını ifsat edecek derecede hevasına uymamasıdır. Böyle yaparsa erkeğin karısı üzerindeki heybeti ve vakarı kaybolur. Bu konuda dengeyi korumalı ve vakarını kaybetmeden itidalli davranmalıdır. Bir kötülük gördüğünde bunun karşısına dikilmesini bilmelidir. Dinin kötü olarak kabul ettiği hususlarda asla müsamaha göstermemeli, bu hususta açık kapı bırakmamalıdır. İslam dinine ve insanlığa yaraşmayan hareketler karşısında kükremeyi ve kızmayı bilmelidir. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh şöyle der. Vallahi bir erkek karısının hevasına göre hareket eder duruma gelirse, Cenab-ı Hak onu yüzüstü cehenneme atar. Hazreti Ömer radıyallahu anh der ki, kadınların arzularına karşı koyunuz. Çünkü kadınların arzularına karşı koymada bereket vardır. Denilir ki, kadınlarla istişare et, fakat tersini yap. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Karısının kulu olan kişi yüzüstü sürünsün. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle buyurmasındaki hikmet şudur. Bir kişi kadının hevasına uyarsa onun kulu haline gelir. Halbuki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu erkeği kadın üzerinde hakim kılmış iken o kişi Allah'ın bu hükmünü tersine çevirip şeytana uymuş olur. Nitekim Yüce Allah Celle Celaluhu şöyle buyurur. Onları mutlaka saptıracağım. Muhakkak onları boş kuruntulara boğacağım. Kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar. Putlar için nişanlayacaklar. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Kim Allah'ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür. Çünkü erkek kadına uymak için değil, kendisine uyulan taraf olarak yaratılmıştır. Zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu erkekleri kadınlar üzerine yönetici ve koruyucu olarak vasfetmiş ve kocayı efendi olarak isimlendirerek şöyle buyurmuştur. İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın onun gömleğini arkadan yırttı. Kapının yanında kadının efendisine yani kocasına rastladılar. Kadın dedi ki, senin ailene kötülük etmek isteyenin cezası zindana atılmaktan veya elem verici bir işkenceden başka ne olabilir? Öyleyse efendi olan koca küçük düşürülüp baskı altına alınırsa Allah'ın nimetine karşı nankörlük edilmiş olur. Kadının nefsi de tıpkı senin nefsin gibidir. Onu biraz serbest bırakırsan seni uzun bir serkeşliğe kaptırır. Dizginlerini bir santim gevşetsen seni bir metre uzağa sürükler. Eğer dizginlerine hakim olur, sıkılması gereken yerlerde iyice kavrayıp sıkarsan
ona hakim olursun. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh şöyle der. Üç kişiye sen ihsanda bulunup iyi davranırsan seni hor görür. Eğer sen onları hor görürsen sana ihsanda bulunurlar. Bunlar kadın, hizmetçi ve aşağılık insanlar. İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh bu sözüyle sertlikle yumuşaklığın, acılıkla tatlılığın dengelenmediği ve sadece ihsanın söz konusu olduğu durumu kastetmektedir.